Kulaklarıma inanamıyorum. Duyduklarım doğru öyle mi? Hazar'la bayağı bayağı kavga ettiniz. Siz neden ki? Birbirinizi çok seviyorsunuz. Belki bir yanlış anlaşılma olmuştur. Hazar bana güvenmiyor Dilan. Bunun başka açıklaması yok. Emin misin? Nereden anladın öyle olduğunu? Beni dedikodu yapmakla suçladı ama ben yapmadım. Söyledim ona da ama inanmadı bana. Aa, öyleyse iş değişir tabii. Güven olmadan evlilik yürümez. Olmaz. Mümkün değil. Ama ne yalan söyleyeyim. Vallahi çok şaşırdım. Hazar ben ne desem inanırdı. Hatta bir kere anasıyla ters düşmüştük de yine benim sözüme güvenmişti. Sakın sen bir yerlerde yanlış yapmış olmayasın. Yapmadım Dilan, yapmadım. Kimseye bir şey demedim ama Hazar dedin diyor. Çok kırıldım. Gerçi senin yerinde olsam ben de çok kırılırdım. Hiç kolay değil vallahi. Aslında ben biraz fazla abarttım. Ya özür dilemişti, ne güzel. Ama ben uzattım, o da çok kızdı. İyi yapmışsın. Öyle hemen teslim olma. Azıcık diren. Yoksa sana şimdiden inanmıyorsa ileride kim bilir nasıl olur. Gerçekten mi? Öyle tabii. Bizim buraların erkekleri zaman geçtikçe daha da fena olur. Gerçi Hazar onlardan değil. Yani inşallah değildir. Ya ne yapacağım Dilan, ya ne yapacağım? Sen Hazar'ı benden iyi tanıyorsun. Merak etme. Benim sözümden dışarı çıkma yeter. Ben sizin aranızı düzelteceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Cacıkmış. Ben olmuşum cacık. Abla, abla. Kız, neredeydin sen? Nereye kayboldun? Bella'nın yanındaydım. Havadisler çok güzel abla. Ne havadisi kız? Oho, senin de hiçbir şeyden haberin yok abla. Böyle olur orta olmaz. Gel odanda konuşalım. Gel gel. Konuşalım. Kız, Hazar karısına kafa tuttu değil mi? Bu salak Bella da olayı böğürttükçe böğürtmüş. Pireyken deve yapmış. Sakın buralardan ayrılma. Sen Hazar'ın gözünün önünde ol. Hani ateşlerde söndü mü bir güzelce harlarsın. Harlamaz mıyım abla? Onları öyle bir harlarım ki iki güne kalmaz boşanırlar. Ya bu Bella salak zaten. Sana bir güvendi mi? Sen ne dersen inan. Ya bunlar böyle birbirleriyle dalaştıkça sen Hazar'ın gözüne şirin gözükürsün. Bu iş oldu bitti Saş. Doğru diyorsun abla. Sonunda şans benim de yüzüme güldü. Kız sadece şans mı? Hazar da yüzüne gülecek. Sen bana güven. Güven. Bak Dilan, görüyor musun? Kaç saat oldu hala gelmedi. Yani bir şey demeyeyim diyorum ama senin beklediğini bile bile bu saate kadar geç kalması hiç doğru değil. Ümrüne değilim demek ki Dilan. Bunun başka açıklaması yok ki. Tam olarak öyle değil ama demek ki o da geri adım atma niyetinde değil. O yüzden sen de geri adım atmayacaksın. Ağzına sağlık Dilan. Tabii de geri adım atmayacak benim kızım. Neden atsın? Ya anne sen de karışma ya. Karışma anne diyorsun ama kavga etmişsiniz. Başkalarından duyuyor ben. Ne dedi sana o keçi çobanı? Anne kim kandırıyorsun sen? Bilmiyor musun sanki? Mutlaka açıklamışlardır. Tamam ne olduysa oldu. Önemli olan senin kendini ezdirmemen. Öyle hep alttan alttan almaman. Tamam. Bak şunun heyecanına bak. Otur şuraya. Hevesli olduğunu belli etme kızım. İyi geceler. İyi geceler. Neredesin sen bu saate kadar? Biraz işlerim vardı da. Tabii. Benimkizimden daha mı önemli işlerin vardı? Saat geç oldu. Gelmeyecek misin yukarı? Yok. Gelmiyor. Biz anne kız oturduk sohbet yapıyor burada. Benim de işlerim var. Sen git yat.
İyi o zaman. Size iyi geceler. Aferin. Hep böyle yap. Ne güzel yatsın işte kendi başına bu gece. Gitme yanında yatma sen. Aferin benim kızıma. Günaydın Bellacığım. Günaydın Dilan. Nasıl geçti gecen? Hiç iyi geçmedi. Çok pişman oldum. Baksana Hazer ne kadar sinirli. Ben gidip barışacağım. Nereye? Öyle hemen yelkenleri suya indirmek yok. Bir süre daha böyle devam et. Ya Dilan ben alışık değilim küs kalmaya. Çok üzülüyorum. Birazcık daha dayan. Azıcık burnu sürtsün. Sonra sonsuza kadar mutlu olacaksınız. İnan ki şimdi geri adım atarsan kaybedersin. Bak ne diyeceğim. Madem bu kadar çok sıkıldın, hadi seni gezmeye götüreyim ha? Yok Dilan, hiç gezecek halde değilim. E daha iyi ya işte. Azıcık havan değişir. Yoksa sen kafanda iyice kura kura muaf olacaksın burada. Hadi, hadi git hazırlan. Ya gerçekten keyfim yok Dilan. Hadi ama ya, şöyle kız kıza bir güzel gezelim. Bak. Çok güzel bir yere götüreceğim seni. Bayılacaksın. Hadi hadi. İtiraz istemiyorum. Bela! Efendim babacığım. Kızım benim poturumu gördün mü şu yeni yıkanmış olanı? Hemen getiriyorum babacığım. Ya hadi. Gideceğiz değil mi gezmeye? Tamam. Ama kısa bir süreliğine. Hadi git bekletme o zaman babanı. Ben aşağıda bekliyorum seni. Hayırdır Dilan? Yine buradasın. Muhteber ablam çok ısrar etti. Birkaç gün daha kalacağım. Ne var Azar? Hala akraba sayılırız öyle değil mi? Sen nasılsın? Pek bir sinirli görünüyorsun. Yok. Sinirli falan değilim ben. Gayet iyiyim. Bella da öyle demişti zaten. O da pek bir iyi görünüyordu. Sana ne bundan Dilan? Yapma Hazar ya. Sen hep beni yanlış anlıyorsun. Benim senin mutluluğundan başka bir derdim yok ki.
Beller'le mutlu olacağına gerçekten inansam bu işin peşini bırakacağım ama pek öyle görünmüyor. Ben Bella'yla gayet mutluyum Dilenciğim. O yüzden mi kavgalı olduğunuz halde beni gezmeye götür diye tutturdu? Kadının hiçbir şey umurunda değil. Ne dedi ki? İşte siz kavga etmişsiniz de o bu konağa tıkılıp kalacak bir kadın değilmiş de ona hiç değer vermiyormuşsun da işte artık kendi istediği gibi yaşayacakmış da falan da filan işte. Bak Dilan, kalbini kıracağım, o olacak sonunda. Sen bu söylediklerine kendin inanıyor musun? Öf Belo, hayırdır böyle gelmiş kuşanmış nereye? Biz Dilan'la biraz dışarı çıkacağız. Vah. Aha bak geliyor işte. İnanmazsan kendisine sor. Hayırdır Bella? Nereye? Biz Dilan'la biraz dışarı çıkacağız. Ha. Bana söylemeden gidiyorsun yani. İyi o zaman, ben tutmayayım sizi. Size iyi eğlenceler. Ne oldu Hazar? Kızdın mı? Bırak Bella ya. Bırak. Ya ne oldu şimdi? Ne olacak? Rüzgar yaptı ağamız. Planımız takır takır işliyor. Sen bana güven. Rüzgar fırtınaya dönmesin de. Gel hadi, gel gidelim. Dilan, nereye gidiyorsunuz? Kız kıza dolaşacağız biraz. Aa, çok ayıp. Bensiz mi? Evet. Peki, hemen geliyorum. Ben de bir çantamı alayım bari. Ya Afet, küçük küçük doğru insan yiyecek bunlar ya. Ana! Ana! Kız yeminle senin bu bacından korkulur ha. Yeminle gözümün önünde Belo'yla Hazar'ı yardı gitti. Vay! Kız, ne diyorsun sen? Anlat hele. Ya ne olacak? Dilan geldi, bu ikisini birbirine kırdırdı. Sonra Belo da Dilan'dan, Şirin'den çıktı gitti. Ay Hazar ağamın buna öyle bir hırsı çıktı ki kendini eve attı. Size diyem bu iş burada bitmiştir. İnşallah. Ay, inşallah yarabbim, inşallah. Dilan kimin bacısı? Yılanla yavrusuna bak hele. Vallahi Mühtemir abla, şu iş hayırlısıyla bir bitsin. Dile benden ne dilersen. Ne dilersem. Ne dilersen. Mühtemir abla, Asiye'nin yokluğunu dileyebilir misin bir zahmet? Fırsatı kaçırmayalım, sayımız azalır kız. Sen hiç meraklanma anacığım. Böyle giderse sayımız bayağı bir azalacak zaten. Işık! Ana ne oluyor, hayırdır? Ay sen demek sonunda ananın sesine geldin ya. Ay bir tane kızlık ya. Ay anasının kuzusu. Ana ne diyorsun Allah aşkına? Ne diyeyim oğlum? Gözümüz aydın diyorum, gözümüz aydın. Kurban olurum, kurban olurum vallahi Hazar'ım. Sen bugün yeniden doğdun evladım. Ayşe ana siz iyi misiniz? Önce anam şimdi de sen. İyiyiz. İyiyiz yavrum, daha da iyi olacağız. Uy kız yeter de, yeter de. Uy kadasını aldım, doyamıyorum ki minnoşum. Ay sen yedin çok mu ya? Ayşe ya bırak. Asıl ben kutlayacağım oğlumu. Gel oğlum. Bak zararın neresinden dönersen kördür. Uf sonum babası da olmasın. Ya siz iyi misiniz? Mühtemir! Yukarı gel, konuşacaklarım var seninle. Ulan çağırdı da. Ay yavrum, sanem. Hazır. Ya, ya bırak. Ne güzel bir evlat. Ne güzel bir evlat. Aman be. Buyur oğlum. Bacın gelmiş Mühtemir. Geldi. Niye? Vakti mıdır, sırası mıdır şimdi? Canım beni istediği zaman ziyarete gelebilir. Mühtemir. Yaşanan onca vakadan sonra bu kızın bu eve gelmesi doğru mudur? Hem bu kız Hazar'ın eski sözlüsü değil midir?
Bak, aklında bir hinlik varsa ayağını denk al, bak baştan söyleyeyim. Ya Dilan Hazar'ı ziyarete gelmedi ki. Hem onlar sözlensin diye ben zorladım. Kızın gönlü yok. Bak, sakın günahına gireyim deme ha. Bak, benim sözüm zaten senin bacına değil, sanadır Mühteber. Ya canım her şey olup bitti yani, benim hevesim kaçtı. Ya hem Dilan şimdi Hazar'la Bela'nın çok iyi arkadaşı. Yani bundan böyle korkacak bir şey yoktur ha. Öyle de olsa sen gene de benim dediklerimi kulağına as. Asarım ha. O bacına da söyle, hemen gitsin bu evden. Şu burçlara bak Şirin, ne kadar yüksek. Aynen evet. Herhalde yüksek olacak. Burası yılan kale. Binlerce yılanın yuvası olmuş. Kolay mı? Bizi de kendi yuvasına getirdi yılan. Burası çağlar devirler önce hem binlerce yılanın hem de yılanların şahının, Şahmeran'ın yuvası olmuş. Şahmeran mı? Ya Dilan anlatsana, çok merak ettim. Ay neyi merak ediyorsun yenge? Biz yılanların şahıyla yıllardır yaşıyoruz. Şahmeran zamanın durduğu bir zamanda bu topraklarda yaşamış. Şahmeran'ın yüzü dünyadaki tüm kadınların yüzünden daha güzel olsa da belinden aşağısı yılan olan bir yaratıkmış. Ve o yüzünü gören İlk insana Cemşap'a aşık olmuş. Hikayenin sonunda Cemşap kendisine aşık olan Şahmeran'ı öldürmüş. Ve o günden sonra dünyadaki tüm yılanlar insanlardan öcünü almak için yemin etmiş. Ya ben bu hikayeyi Medusa'nın hikayesi olarak diyebiliyorum ama biraz farklı tabii. Hadi Dilan, tepeye çıkalım. Ya yenge çıkmayalım, ne gerek var? Hem yılanların öcünü ne zaman alacağı belli olmaz. Ya gidelim işte. Ya bu arada da sen de hikayeyi anlatırsan süper olur. O zaman önden buyurun Şirin Hanım. Çok güzeldi. Çok etkilendim. Ya ne büyük aşkmış ya. Yenge, sizin aşkınız Cemşap'la Şahmeran'ınkinden de büyük. Ben de Hazar'a görür görmez aşık olmuştum. Siz hala birbirinize deli gibi aşıksınız. Gözlerinizden okunuyor. Hadi o zaman gidelim. Yoksa geç kalacağız. Oo hanımlar. Hayırdır ya, nereye böyle? Yine mi sen ya? Ay burası iyice yılan yuvasına döndü ha. Gideceğiniz yere bırakayım. İstemez. Aferin sana Dilan. Hemen yumurtladın değil mi burada olduğumuzu? Bir dakika ya. Niye kızışıyorsun ki kıza? Sen bir yere giderken abine haber vermiyorsun mu? Dilan'ım da abisine haber veriyor. Ne var ki? Neyse ne. Hadi gidelim yenge. İki dakika konuşalım. Oo, bırak kızın kolunu. Bak yoksa polis ararım. Dur yenge hanım, niye panik yapıyorsun ya? İki medeni insan gibi konuşacağız sadece. Ne konuşacaksın bana söyle. Ben yengesiyim sonuçta. Yenge, sen iyice buralı oldun ha. Tamam sen dur, ben hallederim. Bakalım bu sefer ne diyecekmiş Baran A. Köpek gibi beni mi takip ediyorsun sen? Hadi ne söyleyeceksen söyle, çok vaktimi alma. Bu kadar kısa zamanda olmaz ki. Kelimeler yetmez. Ne diyorsun ya? Sana aşkımı diyorum Şirin. Aşkımı. Ya yine mi aynı konu? Ya ne olacaktı? Şirin,
Gönlüme düşmüşsün bir kere. İçimdeki yangın o kadar büyük ki sönmek bilmiyor. Hatta gün geçtikçe körükleniyor. Deseydin bir kova su getiriverirdim ha? İnanmıyorsun değil mi söylediklerime? Söylediklerim bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Ama şunu bilesin. Sensiz bir hayat yok benim için. Benim için de seninle bir hayat yok. Artık bunu kafana sok. Niye Şirin, niye? Neyi mi beğenmiyorsun? Kız şu gördüğüm bütün toprakların ağasıyım ben. Ya başka kız olsa koşa koşa gelir konağın hanımı olur. Ay git o zaman o kızlara yalvar. Ben de sana verecek zırnık kadar gönül yok. Ölsem de yok. Hep onun yüzünden değil mi? Ferhat denilen de yüzün yüzünden. Hiç inkar etme, biliyorum. Hem de ta başından beri. Nasıl biliyorsun? Ne yapacaksın nasıl? Ne önemi var ki? Ben sana röntgenci demekle az bile diyormuşum. Bir de utanmadan peşime adam mı taktın? Ne çektiğimi bir ben bilirim. Aha bir de burası bilir. Ya ne çekiyormuşsun ki sen ha? Söyleyeyim ne çektiğimi. Sevdiğinin bir başkasına aşkla bakması ne demek bilin mi sen Şirin? Ben senin gönlünün o celfinde olduğunu bile bile sevdim seni. Sırf kalbini kazanmak için kakım çıkmadı. Bekledim, bekledim, bekledim. Bir gün o gözler beni de görür dedim. Bana da öyle aşkla bakar dedim. Ama yok. E bu da can be gülüm. Bak bak laflara bak. Seni tanımasam. Tanımıyorsun ki beni Şirin. Sen bana hiç o fırsatı vermedin ki. Sen kimsin ki ben seni tanıyayım ha? Maganda'nın maçonun tekisin be. Canın sağ olsun. De koymaz bunlar bana. Ben yıllarca bu aşkın yükünü sırtımda taşımışım. Kıkım çıkmamış. Şimdi mi çıkacak? Ben sana son bir şey diyeyim de. Sen gene bildiğini yap. O celfine fazla güvenme değil mi? Niyeymiş o? O seni niye sevdi hiç düşündün mü? Ben düşündüm. Sen onu seviyorsun diye o seni sevdi. E ben öyle miyim? Ben beni sevmediğini bile bile sevdim seni. Hah şimdi düşün bakalım. Kimin aşkı daha büyük? De bana kimin yüreği daha mert? Şirin, ne oldu sana? Çok kötü bir şey oldu yenge. Ne oldu? Kız söylesene. Baran. Baran Ferhat'ı biliyormuş. Ne? Nasıl yani? Ne bileyim biliyormuş yenge. Hem de baştan beri biliyormuş. Ne söyledi sana? Çok acayip şeyler söyledi. Sanki o değildi bir başkasıydı. Yoksa tehdit mi etti? Tehdit mi etti? Ne yaptı? Ben de anlamadım. Tamam tamam. Bak Dilan bizi bekliyor. Sen çaktırma sonra konuşuruz. Yatmıyor musun? Ya burada böyle tek başına mı oturacaksın? Tek başına yatmaktan daha iyidir. Madem yatmıyorsan ben de yatmam. Ben de seninle otururum. Hatta dur bize birer kahve yapayım. İyice uykumuz açılsın. Belki eskisi gibi sabaha kadar sohbet ederiz. Boşuna yorulma Bella. Ben kahvemi söyledim. Kahveler geldi. Aa, Bella, sen de mi buradaydın? Bilseydim sana da yapardım. Yok, size afiyet olsun. Bella, dursana. Uykum geldi, yatacağım. Bella. Bozulmadın değil mi? Ben sizin aranızı düzeltmeye çalışıyorum, biliyorum. Hı. Görüyorum. Çok güzel düzeltiyorsun. Çok güzel.
düzeltmeye çalışıyormuş. Sen bir çekilsen aradan. Ben düzeltirim kocamla aramı. Tabii. Kocamın gönlü varsa. Ayşe, hazır kimseler yokken kayfemi süpürdetelim ha. Vallahi abla, ne zamandır şöyle ağız tadıyla gıybet edemiyordum. Nasıl geçti günün? Abla, asıl gıybetin büyüğü buradaymış ya. Kızım hadi gel, dönelim. Çifte kurtlar rahatsız etmeyelim. Dönelim hadi. Dönelim kızım. Dönelim kızım. Kahve çok iyi ya. Sen için. Mertebur Hanım maşallah. Sizin de eşdeğiniz pek yerinde bugün. Ya öyle vallahi, ne yalan söyleyeyim. Hayırdır Mertebur abla? Hayır, gece ağam yanına geldi. Bu keyfin ondandır diyeceğim ama... meyvenin tazesi dururken kartını ne yatsın değil mi? Vallahi bela geldiğinden kurtuluyorum. Sen bile benim keyfimi kaçıramazsın. Süslü Asiye. Nasıl kurtuluyormuşsun bela gelinden? Büyük ağanın büyük karısı benim ya. Küçük ağaya da benim küçük kardeşim yaraşır. Değil mi? Kız ne diyor bu? Konağı zapt edeceğim diyor. Ne diyecek? Uy, başıma gelenler. Kız, sen bulaşma bunlara. Bırak birbirlerini yesinler. Yok hanım gelince meydan bize kalacak zaten. Doğru diyorsun ama. Toptan temizlik olacak inşallah. Temizlik mi olacak? Kim nereyi temizleyecek? Bak Kamili bacı, bak Dilan'a iyi bak. Yeni gelinimiz o olacak. Ya siz ne kadar kötüsünüz ya. Abim evli evli. Karısını da çok seviyor. Ayıp değil mi bunları konuşuyorsunuz? Kız! Vallahi senin o dilini anda böyle alır çeker kopartırım ha. Büyüklerin işine karışma. Hepsi senin yüzünden. Geldin zehrini saçtın her yana. Aa, benim ne kabahatim var şimdi? Alt üstte oturduk Hazar'la neki muhabbet ettik. Şirin, ağzının ayarını bil. Zavallı Bella. Ne kadar da çok düşmanı var bu konakta. Gelmeyeydi o da. Ya aşka hiç saygınız yok değil mi sizin? Yok. Abi mutsuz mu, Bella mutsuz mu hiç düşünmeyin bunları. Varsa yoksa kendiniz. He, o mutluluğa giderken neleri yakıp yıktı? Hiç düşündün mü? Ya boyundan büyük işlere karışmasın. Değildi. Yok. Laftan anlayacağınız yok. Taş kesmiş buranız. Çiniz kararmış sizin. Anasının kızı. Ha. Ne? Terbiyesiz, terbiyesiz. Ana, bak gördüz. Saat bu saat oldu, Hazar ağam hala gelmedi. He. Şimdiye çoktan gelmesi gerekirdi. Demek ki bu Kamilo Hanım doğru söylüyor ha. Bunlar kesin boşanıyorlar, kesin. Bizim elimizden kim kurtuldu ki bela gelin kurtulsun? Benim Dilan'ım bu evin yeni gelin olacak dedim ya. Daha olsa karşımda duramaz. Ha Mütebber abla. Da bence o kadar peşin hükümlü olma. Yeni gelinin kim olacağı hiç belli olmaz. Gün doğmadan ne gelinler doğar ya. Sen ne diyorsun Ayşe ya? Bir tek yeni gelin var, o da Dilan. Ya bu konakta kimin koluna yeni gelin takıp geleceği belli olmaz diyorum yani, anladın? Ya salak salak konuşma ya. Bu iş buraya kadar. Yakında düğünümüz var. Ya kadın da her şeyi biliyorum zannediyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Aha. Ana. Vallahi senin düğün hazırlıkları başka bahara kaldı Zahra. Ne oldu kız? Ya arkana bak. Aman! Bu elinde çiçek de geliyor ya. Hazar'ın o çiçekleri Dilan'a almadığı kesin tabii. Kız çabuk! Çabuk
git engel ol. O şişeyi bela geline vermesin. Vallahi süngüsü düşer barışına. Çabuk çabuk kızım. Sen merak etme Allah. Yılan. Hazar. Hoş geldin Hazar. Hoş bulduk Dinan. Gitmedin mi sen daha? Bir gece daha kalayım dedim. Ne güzel çiçekler bunlar. Hem de en sevdiğimden. Papatyaları sevdiğini bilmiyordum. Çok severim. Kadın ruhunda niye anlıyorsun? Umarım Bella da beğenir. Bu iş fazla uzadı artık. Gidip karımın gönlünü alayım ben.